Merhaba arkadaşlar, ben Gülis Kaya, kanalıma hoş geldiniz tekrar. Hadi şimdi bu desenli çantayı nasıl yaptım, tüm detaylarıyla paylaştığım videomun ikinci serisine devam edelim. Arkadaşlar ürünümü bitirdim. Şimdi size şunu yaptım arkadaşlar. Şimdi desenleri birbirine simetrik olacak şekilde yerleştiriyorum. Çünkü ben yani öncelikle ön yüzleri, iki taraflı ön yüzleri birbirine simetrik olacak şekilde yapıp sonra kenarları tamamlamadım. Komple deseni zikzak şeklinde gittim. Şimdi üst üste oturttuğum zaman şöyle simetrik olmasını istiyorum ki özellikle ön taraftan ve arka taraftan baktığınız zaman aynı deseni görelim. Ama kenarlardan desenlerin nasıl göründüğü çok da mühim değil. Çünkü zaten içi kapanacaklar. Bir de desenin sürekliliği olduğu için zaten ben orayı şu an sorun etmiyorum. Şimdi eşit bir şekilde bölelim. Gözle de net olarak görünüyor. Birbirine eşit parçalar olduğu. Şunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra olmuş. Bu tarafta 9 şerit şeklinde, 9 sıra şeklinde. Burada ise 12 sıra şeklinde gidiyor. Yani aslında bir dikdörtgen, kare değil. Ama yine de benim istediğim görüntüyü verecek. Boncuklarım çok fazla kalmadığı için önce bir kulplarını eşit şekilde yapayım. Daha sonrasında tabanını yapalım. En son tabanını kalan boncuklarla tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi yapacağım şekli göstermek istiyorum. Çantamın şöyle durmasını istiyorum. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Altında tabanlayayım. Bakın önden baktığınız zaman tam bir dikdörtgen mi kare mi? Yani hesaplamadığımız için tam 15 santimdi. Şurası da 15 ise uzunluğu zaten 15'ti. O zaman tam bir kare olduğunu söyleyebiliriz. Yok, 14 santim gibi bir şey olmuş genişliği. Peki yani tam bir kare değil ama kareye çok yakın. Yani önden baktığınız zaman şuraların düz gittiğini görüyorsunuz. Kenardan baktığınız zaman altını doldurunca tam olarak şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi bitirelim önce. Bir gösterelim. Peki. Arkadaşlar kurtlarını yine şu şekilde yapmayı planlıyorum. Yani şuralara tam bu kenarlardan kurtların gelmesini istiyorum. Yaklaşık olarak bu uzunlukta olabilir. Bu şekilde yapmayı planlıyorum. Daha sonrasında kalan bütün boncuklarla da altını tamamlayabiliriz. Boncuklarımın yeteceğini düşünüyorum. Şuradan mı yapalım? Şuradan yapalım arkadaşlar. Şöyle bir boncuk değil, şuradan içeriye girerek buradan yapmayı planlıyorum. Pembeden başladık. Mavilerimiz çok. Diğerleri sanki birbirine eşit gibi. O zaman canımız hangisini isterse oradan devam edebiliriz sanırım. Ya da pembe koyayım ya. Pembe ile yukarı çıkalım. Daha güzel olmuş sanki. Sağ pembe. Sola bir tane pembe. Ve ortaya da bir tane pembe yapalım. Bunu da yan yatırayım, belki daha iyi görünür. Şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle oldu. Pembeden sonra hangi renk yapmışız? Koyu pembe yapmışız. Koyu pembe yapalım. Sağa koyu pembe. Sola koyu pembe. Ve ortaya koyu pembe. Evet arkadaşlar, şuradaki sıraya göre devam ettim. Yine aynı sıra. Çift koyu pembe, mor, 3 mavi sıra, ondan sonra mor,
tekrar koyu pembe, yani fuşya, iki mavi sıra, sonra bir tane de beyaz sıra koydum. O şekilde devam ettim. Bakın burada pembeyi takip ederek pembeyle başladım. Ve uzunluğunu şöyle ayarladım. Belli bir miktara gittikten sonra yine burada da bu sefer beyazla bitireceğim arkadaşlar. Pembeyi geçtim. Pembeden sonra beyaz koymuşum zaten. Pembeden sonra beyazdı. Burada da iki beyaz ekleyip şuraya bağlayacağım. Hemen göstereyim. Yani işlemlerimizin her yerinde bir simetri uygulamaya özen gösteriyorum ben işlemin her yerinde. Yani çanta yapım aşamasının her aşamasında bir simetri gözetiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bunu sağ taraftan geçirdim. Bunu sol taraftan. Şu hale geldi arkadaşlar. Şunu yapacağım. Ters çevireceğim. Sınavlarımı bu tarafa alacağım. Ve burada bir düğüm atacağım arkadaşlar. Zaten iç tarafta kalacak düğüm. Zaten şeffaf. Yani hiç görünmüyor düğümler açıkçası. Çok dikkatli bakmanız gerekiyor düğümleri görebilmeniz için. Bu arada düğüm atmadan her zaman dediğim gibi bir sıra arkaya doğru gidip sonra geri öne doğru gelebilirsiniz. Böyle de sağlam olacaktır. Ben çift düğüm attım. Sonra tekrar sağlı sollu olarak mislamı boncuğun içinden geçirdim. Çıkmıyor. Bir ön boncuktan da geçti. Evet. Bu şekilde. Şimdi biraz aşağıya doğru mislamla gidip sonra keseceğim mislayı. Böylece açılmayacak şekilde mislalarımı da kaybetmiş olacağım. Burada kesebilirim. Yeterince gittim zaten. Evet arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Doğru köşelerde kalalım. Şimdi şöyle düzeltiyorum. Nereye köşe yaptığım iyice belli olsun ki karıştırmayayım. Bu şekilde çantamız arkadaşlar. Şimdi sadece tabanını yapacağım. Şöyle düzeltiyorum. Burada doğru kenarlardan gelin ki kaçırabilirsiniz, yani hani mesela şurası köşe olacak, bunu karıştırmamam lazım yoksa yanlış işleyebilirim. Şimdi benim pembe ve mavi boncuklarımdan 100'er gram vardı, o yüzden fazla kaldı. Mor ve koyu fuşya renklerinden ve beyazından sadece 50 gram vardı. O yüzden onlardan az kaldı. Şunu yapacağım arkadaşlar. Pembem çok zaten. Etrafını pembeyle dolanıp maviyle dolanıp ben sonra ortayı kapamayı düşünüyorum. Yani kalan boncuklarımı bu şekilde değerlendirip bitirmeyi düşünüyorum. Altını komple düz yapacağım. Peki pembeyle başlayalım o zaman. Yani isterseniz şu şekilde sırayla gidin. Nasıl giderseniz gidin. Ben şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle gelip dolanıp gideceğim açıkçası. Arada dediğim gibi hep düğümleyip ipimi, düğümümü içeride bırakacağım. Böylece sağlam olsun diye. Çünkü olabildiğince tabanı, şu kenarları sık yapmaya çalıştım. Yani ağız kısmı biraz yumuşak bile olsa sorun değil ama özellikle tabanın iyice sık olması için uğraştım arkadaşlar. Burası köşe. Bu iki boncuktan geçiriyorum. Biliyorsunuz her ilmeğimiz dörtlü. 4 boncuktan oluşuyor. Şu an ikisi tamam. Şuraya bir boncuk koyacağım. Şuraya bir boncuk koyacağım. Böylece köşeyi dolaşmış olacağım. Pembeyi kullanacağımı biliyorsunuz. Pembeyle başlıyoruz. 1 ve 2. boncuk.
Daha sonrasında misnamın uçlarını eşitleyerek, bakın şöyle oluyor. Sonrasında ön tarafa geçiyorum. Artık düz sıra şeklinde gideceğim, yine pembe pembe şeklinde ekleyeceğim. Yine köşeye geldik. Köşede, şu köşedeki iki boncuktan da geçirdim. Misnamın ucu nereye gitti? Peki şöyle. Şu şekilde oldu. Şurada dördüncü boncuğumu ekleyeceğim. Biliyorsunuz pembeyle gidiyoruz sadece. Şurada bir düğüm attım arkadaşlar, sık olsun diye. Şimdi bir de burada iyice sıkıp bir düğüm atmayı planlıyorum. Daha sonra düğümümü içeriye alıyorum. İpimi sağlı sollu olarak geçiriyorum ters yönlü. Her zamanki gibi. Ve buradan devam etmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi şöyle pembeleri bitirip sonra sırayla diğer renklere geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Aslında hepsini karıştırıp alt tabanı komple karışık da yapabiliriz. Ama neyse, başladığımız gibi gidelim ya da. Peki şimdi şurada öne doğru gitmeyi planlıyorum. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Bunu da geçirdik. Şöyle bir boncuk ekleyip şurada devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben en son çantamı bitirdim ve şu kenarları şu şekilde duruyordu arkadaşlar, tamam mı? Ben şu şekilde birleştirdim bu kenarları, bu üç kenarda uyguladığım gibi. Şimdi nasıl uyguladığımı da göstereceğim size. Evet, bu köşesi bu şekilde duruyordu ve ben bu çantayı şöyle tuttuğum zaman kapansın istiyorum yani, veya kulbunu falan kapadığım zaman şu şekilde kapansın istiyorum. Yani şurası içeriye çekilsin, şöyle kapansın istiyorum. Bunu nasıl sağlayabilirim dedim. Önce şuradan bir sabitlemeyi düşündüm şunları. Şuradan sabitleyeyim dedim. Ama bu köşenin duruşu hoşuma gitmedi. Daha sonra bundan vazgeçtim. Ayrıca da açtığımız zaman şurası şöyle katı olarak duracaktı. İçe çekik bir şekilde duracaktı. Yani ne kadar böyle itsek de. Yani bilemedim. En son şuna karar verdim arkadaşlar. Şu köşelerden sabitlemeye karar verdim. Yani mesela şunu da sabitleyince şu şekilde duracak. Açtığımız zaman böyle ağzı gayet de geniş. Mesela şunlar olsaydı eğer biraz içe doğru bir durum olacaktı. Ayrıca da şeklini gayet netleştiriyor. Şuranın düzlüğü kapanmıyor, bozulmuyor. Mesela eğer ben bunları yapmazsam belki de bunu çektiğim zaman şöyle bir şey olabilir. Yani hani kullanırken
Yani bu şekilde daha iyi formlu duracağını düşündüm. Ve şuraları sabitleyeceğim. Nasıl sabitleyeceğim arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şurada 3 boncuğumuz var. 4'e tamamlayıp bir de alt sırayı aynı şekilde 4'e tamamlayıp sonra sadece uç kısımlarda yani bir şurayı 4'e tamamlayacağım. 4. boncuğu ekleyip bir ilmek yapacağım. Bir de hemen bir alt sıradaki boncuğu aynı şekilde şuraya da bir tane 4. boncuk ekleyip 4'e tamamlayıp daha sonra misinamı kaybedeceğim arkadaşlar. Yani şöyle yapacağım. 1. beyaz boncuktan geçiriyorum. Gördüğünüz gibi şöyle tuttuğumuz zaman bir ilmek parçası gibi duruyor. 2. boncuktan geçiriyorum. 3. boncuktan da geçiriyorum. 4. yine beyazla 4. boncuğumu tamamlayıp ilmeğimi tamamlayacağım. 4. boncuğumu misinamdan sağlı sollu olarak geçireceğim. Misinayı da fazla kesmişim. Bu şekilde. Bunu burada sabitleyeceğim. Şimdi bir alt sıraya inip hemen şu kenardaki boncuktan geçireceğim misinamı. Şunu da, yani burada istediğiniz gibi bir yöntem izleyebilirsiniz. Gelişi güzel olarak hareket ediyorum. Sadece önemli olan şurada bir ilmek yapıp yani şurayı bir sabitlemek bir şekilde. Siz farklı bir yöntem de tercih edebilirsiniz. Ben burada bir ilmek oluştuğunu gördüm. O ilmeği tamamlayıp o şekilde yaptım. Bu sefer de 4. boncuğu yani beyaz boncuk yine geçireceğim sağlı sollu olarak. Misnalarımla bir alt sıraya indim. Bir boncuk daha ekledim. Bakın şimdi şu üstteki sırada değilim, bir altındaki yuvarlak sıradayım. Bunu da yaptıktan sonra hemen yanındaki yani şu dış kısımdaki boncuktan geçireceğim. Burayı anlayamayabilirsiniz. Anlamazsanız da herhangi bir sorun yok. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sadece üst sırayı tamamlayıp şurada sağlamlaştırsanız da olur. Yani bu özel bir durum değil, bu kendimce yaptığım bir şey. Tamam. Ve şuradan çıkarıyorum. Tamam, yani üst üste iki halka oldu böylece. Bunları iyice sağlamlaştırıyorum. Şuradaki 4. boncuğundan tersini düzlü geçirip hatta burada düğüm atmam lazım. Düğüm içeride kalacak şekilde içe alayım misinalarımı ve içeride düğümümü atayım. Sonra farklı boncuklardan, sırayla boncuklardan geçirip misinamı kaybedim. Her zaman yaptığım yöntemle. Evet, misinayı şöyle içeri aldım. Evet, bitirdik. Bu şekilde çantamız şu an. Dediğim gibi isterseniz şuradan bir tane içten şu iç kısımlara arkadaşlar şuralara mıknatıs takıp bu şekilde kapanmasını sağlayabilirsiniz. Sadece birbirine pıt diye tutacaktır bunlar böyle tık diye. Böylece şöyle bir çanta elde edersiniz. Bu da olabilir. Ben ise bir kulp takmak istedim. Kulp takmak istedim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Bunun için şöyle iki dizi şeklinde boncuklarımı öncelikle ördüm. Şöyle yapmayı planlıyorum. Uzunluğuna karar verelim. Yani şöyle getirdiğiniz zaman şöyle mi dursun? Sanki bir sıra daha ekleyebilir miyim? Biraz daha şöyle uzun mu kalsa? Bir sıra daha ekleyeyim. Bir sıra daha örelim bunu. Burası basit zaten. Bildiğiniz gibi çantaya ilk başlarken de nasıl başladıysak burada 4 ilmek yaptık. 2. ilmeği yapıp yukarı çıktık. Gibi gibi.
zikzak şeklinde örüp geliyoruz. Bir sıra daha ekleyeceğim, ondan sonra da yerine takacağım arkadaşlar. Tam orta kısma gelecek şekilde bir yaz sağ taraftaki ya da sol taraftaki, artık ne tarafa taktığınız çok da önemli değil çünkü ikisi de aynı parçalar, ekliyorsunuz. Daha sonrasında mıknatıs ekleyip kapağımızı da tamamladıktan sonra çantamız hazırdır. Desenli bir çanta olduğu için yapması gerçekten zordu. Ben de zorlandım. Hatta yanlış örüp deseni birkaç kere açtım. Burada ben bir düğüm atayım. Normalde kapakta çok fazla düğüm yapmıyorum çünkü bir şekilde görünebiliyor. Ama dipte kalacağı için görünmeyecek bence. Bakalım nasıl olacak. Evet, bu şekilde tamamladık. Şimdi şu kutuları çekeyim kenara şöyle. Tam ortasını da takmam lazım. 1, 2, 3. Şu ikisine takmam lazım. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Şimdi şuraya takmak istiyorum. Buradayız. Pardon. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki boncuk var. Araya bir tane boncuk ekleyeceğim. Sonra misnamı geçireceğim. Buraya geleceğim. Sonra şurada arada başka bir mor boncukla birleştireceğim. Daha sonrasında bu iki boncuktan geçeceğim ve şuraya yine son bir ilmeğimizi tamamlayacak boncuğu ekleyip bitireceğiz. Yapalım. Mor kullandık. Morla devam edelim. Sol taraftakine bir boncuk geçirdim. Bir mor boncuk geçirdim. Daha sonrasında şu boncuğumuza gelip bitiriyoruz. Böylece bakın böyle oldu. Şimdi araya dördüncü boncuğumuzu ekleyelim. İlmeğimizi tamamlayacak. Ve dördüncü boncuğumuzdan sağlı sollu olarak geçiriyoruz. Şu şekilde oldu. Birleştirdik. Şimdi hemen bir öne geçelim. Bunu da şu boncuktan geçireceğiz. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi son boncuğumu sağlı sollu olarak geçirip eklemiş olacağım kulbumu. Şimdi burada hemen düğüm yaparsam, şöyle iç tarafı burası. Burada hemen düğüm yaparsam eğer yine de görünecektir. Ben de bunun olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Tekrar geriye doğru gelip şurada düğüm atacağım. Hani böyle elime gelmesin düğümler, daha böyle az görünsün diye. Ne kadar kenarda olursa o kadar görünür hale gelecektir. Yani gerçi çok fazla görünecek bir düğüm olmuyor ama. Ve şu soldaki misnamı da tekrar geçirdim. Böyle oldu. Bakın geriye doğru geldik. Şurada iki misnam vardı. Sağdakini sağ boncuktan, soldakini sol boncuktan geçirdik. Şimdi burada sağlı sollu olarak bu boncuktan geçireceğiz yine. Şu misnayı da geçirelim. Evet, şimdi burada sıkılaştırıp düğümleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra misnayı her zaman yok ettiğim gibi herhangi bir diğer boncuklardan geçirip yok edeceğim bir yerde. Evet, böyle oldu. Şimdi tekrar bakın kendi yönleri belli zaten. Sağ taraftan sola,
Yine aynı boncuktan. Sol taraftakini de sol tarafa yönelimli olanı da sol taraftan boncuktan geçiriyorum. Geçirdik, böyle oldu. Peki yukarıda kaldı bu. O zaman ben buradan böyle dönüp şuralarda bir yerde kesim arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Zaten düğmemi atmışım, sağlam duruyor. Sadece ucunu bir yerde keseceğim. İç tarafta kalacak şekilde bir yerde bırakıp keseceğim arkadaşlar. Yani mesela şuralardan çıkıp şurada kesmeyeceğim. Ben hep ortalarda kesiyorum ki daha da az görünür olsun. Daha da az elimize gelsin. Hani dışarıda olursa gelebilir. Dış tarafta olursa. Böyle hissedebilirsiniz. Ama ortalarda kalırsa hiçbir şekilde boncukların arasında kalacağı için hiçbir şekilde fark edilmez. Evet arkadaşlar, şöyle açıyoruz çantamızı, böyle kapanıyor ve şunu da eklediğimiz zaman bitti. Bu şekilde oldu çantamız. Şimdi şuraya da arasına hemen şuradan şuraya bir tane mıknatıs ekleyeceğim, buraya ve şuraya. Tabi tam denk getirecek şekilde yapacağım arkadaşlar. Mesela çanta şu şekilde, şu şekilde ya da şöyle eklerim işte. Ortası burası zaten. Şuraya denk gelecek şekilde ekleyeceğim. Peki mıknatısımızı getirelim. Ekleyelim ve çantamız bitsin. Mıknatısımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle birbirini çekiyor. Şu incecik kısmı şuraya takayım en iyisi. Nasıl taktığımı da göstereyim size. Evet, şuraya demiştim arkadaşlar. Şuraya bunu takacağım şu şekilde. Artık dikiş yapar gibi misinanızı takıyorsunuz. Misinayı aldım. En sonunda misinamı bağlayacağım bir yerde. Olacak, bitecek. Arkadaşlar bu arada yapışkan da kullanabilirsiniz ama genelde metali tutacak iyi bir yapışkan bulması zor oluyor. Burada sadece bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Şu yerlerden çok fazla kalın olacak şekilde, yani yükselti oluşturacak şekilde misina geçirmeyin. Bu sefer kapanmaları zor olabiliyor. Çünkü arada bir kalınlık var, kapanamıyor biliyorlar. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Şurada bir düğüm atacağım. Şu an aynı boncuktan sağlı sollu olarak geçirdim. Mıknatısım bir şekilde kaldı orada. Burada düğümleyeceğim.
birkaç kat şeklinde de geçirdik. Dört taraftan da gördüğünüz gibi mıknatısımız orada sağlam duruyor ve tam orta bölgede, yani yamukluk yumukluk yok. Şimdi misinamı kaybedip devam edeceğim arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi. Ve çantamız bitti arkadaşlar. Tık diye takılıyordu zaten. Böylece bitirdik. Tatlı bir çanta. Tamamen kendi tekniğimi paylaştım. Umarım sizin için de yararlı olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.